Yeni doğan çetesi skandalı. Bugün sizlerle maalesef çok acı bir gerçeği paylaşacağım. Yeni doğan ünitelerinde çalıştıkları hastaneleri kazanç kapısına çeviren, bebekleri dahi acımasızca suistimal eden bir çetenin hikayesi. Yeni doğan çetesi. Bu masayı yakar, bu masayı yaksan bu odayı yakar, bu oda bu binayı yakar. İnsanların en hassas anlarında devreye giren bu suç örgütü sadece dolandırıcılık yapmakla kalmadı. Hayatları riske atarak toplumun güvenini sarstı. Peki bu çetenin amacı neydi ve nasıl ortaya çıkarıldılar? Her şey bir ailenin yaptığı şikayetle başladı. 2023'te CİMER'e yapılan bir ihbar, Türkiye tarihindeki en büyük sağlık skandallarından birini ortaya çıkardı. Çete üyelerinin 19 farklı hastanede SGK üzerinden sahtecilik yaparak milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiği öne sürülüyor. Ancak skandal bununla sınırlı değil. Bazı bebeklerin yanlış tedaviler yüzünden hayatını kaybettiği iddiaları da var. İddianameye göre doktorlar, hemşireler ve hatta ambulans şoförlerinden oluşan bu çete, bebeklerin sağlık durumlarını kasıtlı olarak daha kötü göstermiş. SGK'dan daha fazla ödeme alabilmek için sahte dosyalar düzenlemiş, gereksiz ilaç kullanımları yapılmış ve hatta ilaçlar hastalara verilmeden depolarda biriktirilmiş. Doktor Fırat Sarı'nın çetenin lideri olduğu ve bu organizasyonun her aşamasını yönettiği iddia ediliyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada suçlamaların detayları herkesi dehşete düşürdü. SGK'yı dolandırmak için bebeklere sahte tedaviler uygulayan, ailelerin duygularını istismar eden bu çete birçok hayatı tehlikeye attı. Peki, bu kadar acımasızca davranışlar nasıl mümkün oldu? Bunun cevabı insanın maneviyatını yitirmesinde saklı olabilir. Sanıkların mahkemede verdiği ifadeler, vicdan ve Allah korkusundan ne kadar uzaklaşıldığını gözler önüne seriyor. Para hırsı, masum bebeklerin hayatını önemsizleştirmiş durumda. Bu durum, toplumumuzda manevi değerlerin ve İslam ahlakının ne kadar eksik kaldığını bir kez daha hatırlatıyor. Bu tür olayların temelinde insanın yaratılış amacını unutması yatıyor. İslam, her bireyin vicdanına, adaletine ve merhametine hitap eden evrensel bir ahlak sistemidir. Ancak manevi eğitim eksikliği toplumları kaosa sürüklüyor. Yeni doğan çetesi örneğinde olduğu gibi sadece dünya nimetlerine odaklanmak insanları karanlığa itiyor. Kur'an'ın ve Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yol göstericiliğinde yetiştirilen bireyler böyle bir kötülüğü akıllarından bile geçiremezler. Eğer çocuklarımızı Allah korkusuyla, helal haram hassasiyetiyle ve vicdan bilinciyle yetiştirmezsek, yarının toplumu daha büyük krizlerle karşılaşacaktır. Manevi değerlerden uzak, sadece bireysel çıkarları önemseyen bir yaşam tarzı, hem bireysel hem de toplumsal yozlaşmayı kaçınılmaz hale getiriyor. Bugün bu olay sadece bir suç örgütünün değil, toplumumuzun genel manevi durumunun bir yansımasıdır. Kur'an-ı Kerim, insanı doğru yolda tutan bir rehberdir. Her birey, Allah korkusunu, ahirette hesap vereceği bilincini kalbine yerleştirirse, bu tür olayların yaşanması mümkün olmaz. Aileler, çocuklarına doğru ve yanlışın ne olduğunu öğretmeli. Okullarımızda İslam ahlakı ve Peygamberimizin yaşam tarzı daha etkin bir şekilde anlatılmalıdır. Bununla birlikte eğitim sistemimizde tarihimizden ilham almalıyız. Osmanlı döneminde toplumun manevi ve ahlaki yapısının temelini oluşturan medrese eğitimine yeniden dönmek, toplumsal ahlakın ve bireysel erdemlerin güçlenmesine büyük katkı sağlayabilir. Medrese eğitimi sadece dini bilgiler değil, aynı zamanda matematik, astronomi, edebiyat ve felsefe gibi dünyevi bilimleri de kapsayan, bireyin hem dünya hem ahiret hayatını dengede tutmasını amaçlayan bir sistemdir. Bu eğitim modeli, bireylerin vicdanlı, merhametli ve adaletli birer insan olmalarını sağlamıştır. Osmanlı medrese sistemi, insanın yaratılış amacını merkeze alan, onun hem toplumuna hem de Allah'a karşı sorumluluklarını bilen bir birey olarak yetişmesini hedeflerdi. Bu sistemin temel unsurlarını günümüze uyarlayarak, okullarımızda yeniden hayata geçirmek, toplumsal huzurun yeniden inşa edilmesinde büyük bir adım olacaktır. Manevi eğitim sadece bireyleri değil, toplumun tamamını koruma altına alır. Medrese modeli, insanı erdemli bir birey ve toplumu
huzurlu bir birliktelik haline getirecek temel eğitim anlayışını bizlere sunmaktadır. Sevgili izleyiciler, bugün konuştuğumuz bu olaylar bize, bir toplumun manevi değerlerden uzaklaşmasının nelere yol açabileceğini açıkça gösteriyor. Osmanlı'da medrese sistemi, bireyin hem dünya hem de ahiret sorumluluklarını dengede tutarak erdemli bireyler yetiştirmiştir. İşte bugün bizim ihtiyacımız olan şey de tam olarak budur. Manevi temellere dayalı bir eğitim sistemi. Toplumumuzu yeniden bu huzur dolu günlere döndürebilmek için hepimize büyük bir görev düşüyor. Çocuklarımızın doğruyu ve yanlışı ayırt edebildiği, Allah korkusuyla hareket eden bireyler olarak yetişmesi, geleceğimizin teminatıdır. Unutmayalım ki, manevi değerlere sımsıkı sarılan bir toplum, her türlü kötülüğe karşı dimdik ayakta durabilir. Bu mesajı daha fazla kişiye ulaştırmak için videomuzu paylaşabilir ve değerli görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Hep birlikte maneviyatımızı ve geleceğimizi koruyalım. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Bu kanalımızda gündemle bağlantılı, İslam'ı ve insani değerleri ön planda tutan paylaşımlar yapıyor, kalplere dokunan içeriklerle sizlere ulaşmaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların devamlılığı için üstte bulunan katil veya süper teşekkür butonları aracılığıyla desteklerinizi bekliyoruz. Unutmayın, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Sizlerin desteğiyle daha fazla insana ulaşabilir, iyiliği ve güzelliği yaymaya devam edebiliriz.